Utayyanık bu hareketi yanlış mı yapıyor? Gördüğünüz gibi Dumble'ı en yukarıya kadar çıkarmıyor. Yani hareketi yarım yapıyor. Bu da hareketten daha az verim almasını sağlayacak, değil mi? Hayır. Bildiğinizin aksine yarım tekrar yapmak, tam tekrar yapmaktan genel olarak kas gelişimi için daha faydalı. Ve bunu ben değil, bilimsel araştırmalar söylüyor. Ama bu bahsettiğim yarım tekrar normal yarım tekrarlar değil. Kasın en gergin ve en uzun olduğu noktada yapılan yarım tekrarlar olmalı. Örnek verecek olursak. Samsun Ekin yaptığı bu hareket uzamış yarım tekrardır. Gördüğünüz gibi sırtın en gergin olduğu yerden çıktığı yere kadar yapılan bir yarım tekrar. Ronnie Coleman'ın yaptığı bu bench press'te uzamış yarım tekrara örnektir. Göğsün en gergin ve en uzun olduğu nokta aşağı taraf olduğu için bu da bir uzamış yarım tekrardır. Benim şu an gördüğünüz yaptığım yarım tekrarlar ise uzamış yarım tekrar değildir. Eğer ki en aşağı tarafından yapsaydım, yani kasın en uzamış olduğu noktadan, o zaman uzamış yarım tekrar olacaktı. Uzamış yarım tekrar demişken biraz kasın uzama ve kısalma durumlarından bahsedelim. Şu an ekranda biceps kasının uzamış ve kısalmış halini görüyorsunuz. Bu kasın iki tendon arası gerginliği arttıkça kas daha fazla gerilecek ve daha güçsüz kalacaktır. Örnek verecek olursak, biceps için incline dumbbell curl ve gövde arkasından cable curl gibi hareketler kası daha çok gerecek ve uzamış olarak çalıştıracakken dirsek gövdeye yakın dumbbell curl gibi bir hareket kası daha kısa olacağı pozisyonda çalıştıracaktır. Triceps için yukarıdan iple triceps kaldırış hareketi kası daha uzamış, daha gergin pozisyonda çalıştırırken düz triceps pull down hareketi ise kası daha kısa ve güçlü olacağı pozisyonda çalıştıracaktır. Araştırmalara göre genel olarak kasın uzamış olduğu hareketler ve tekrar aralıkları daha fazla kas kazanmamızı sağlıyor. Ancak durum biraz daha karmaşık. 2023'te 38 sağlıklı kadın katılımcı ile yapılan araştırmada biceps kasını uzatan, geren incline dumbbell curl hareketine göre kasın daha kısa aralıkta çalıştığı preacher curl hareketini yapan grup daha fazla kas gelişimi gösterdi. Bunun sebebi hareketi cheat formda yapmanın daha zor olması ve yer çekiminin preacher curl hareketinde kasın uzamış olduğu aralıkta incline dumbbell curl'a göre daha fazla yükleme yapması gibi sebeplerden dolayı olabilir. Belki de incline dumbbell curl yerine kasa uzamış olduğu aralıkta daha fazla yükleme yapan cable curl varyasyonu daha etkili olabilirdi. Ve yine 2023'te yapılan başka bir araştırmada ise 19 kadın katılımcı preacher curl hareketini bir koluyla uzamış aralıkta yarım tekrar yaparken diğer koluyla ise kısalmış aralıkta yarım tekrar yaptı. Ve uzamış yarım tekrar yapılan kol genel olarak daha fazla büyüse de kısa yarım tekrar aralığında çalışılan kolda iç biceps uzamış yarım tekrar yapılan kola göre az da olsa daha fazla büyümüş. Ve yine yeni bir araştırma trisepsin kısa olduğu aralıkta uzun olduğu aralığa göre daha iyi çalıştığını söylüyor. Yani genel olarak bir özet çıkaracak olursak, kası sadece uzamış olacağı şekilde çalıştırmak maksimum verim almamızı engelleyecek. Kasın stabil olması ve kısa olduğu aralıkta da çalışması daha fazla kas kazanabilmemiz için önemli. Bu öğrendiğimiz bütün bilgileri göz önünde bulundurarak antrenmanlarımızdan maksimum verim almamız için yaptığımız hareketler stabil olmalı, kasın hem uzamış olduğu hem de kısalmış olduğu varyasyonlar içermeli. Samsun Ekin de yaptığı gibi hareketi tükenişe gelene kadar tam tekrar yapıp tükenişin ötesini uzamış yarım tekrarla gidebiliriz. Ya da normal tekrar yaparken kasın uzamış olduğu aralıkta tempoyu yavaşlatıp o aralığı geçince tekrar hızlanarak kasa uzamış olduğu tekrar aralığında daha fazla yükleme yapabiliriz. Çünkü bildiğiniz gibi kası büyüten şey time under tension, yani zamana bağlı olarak yaydığımız kasa gerilimdir. Hatta istersek bu iki tekniği bile birleştirebiliriz. Benim kendi tecrübelerimden de bahsetmem gerekirse, özellikle kolda bu şekilde çalışmanın etkisini çok fazla gördüm ve kolum yağ oranım fazla artmadan 41 santimden 42 santime kadar geldi. Instagram hesabım zenci ve zorbalıktan dolayı kapandı. Tengrisama 31 yeni Instagram hesabımı aşağıdaki linkten basarak takip edebilirsiniz. Online koşulukta da son 5 kişilik kontenjanım kaldı. Online koşuluk almayı, bana abone olmayı ve kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Şişmanım, şişman sevdim pişmanım. Vay şişmanım, şişmanım, şişman sevdim pişmanım.